Kıymetli hocam, yıllarca resimle meşgul oluyorsunuz ve ciddi manada da resim meselesinde, yani Kahramanmaraş'ta olsun, benim tanıdığım çevrede de olsun, ciddi bir eser altyapınız var. Yani bu bir gerçek. Sizi şahsi olarak tanıyanların da zaten bunu söylemesi gerekir. Şimdi soyut resim, özellikle benim alakamı çokça çeken bir saha. Soyut resmi hocam, hayalin resmi kabul edebilir miyiz? Muhayyilenin resmi. Elbette kabul edebiliriz. Çünkü hayali biz göz önüne seren ressamı, hani sanatın içinden bize somutlaştıran, soyutu somutlaştırıp bize gösteren. Yani öyle hayal edebiliriz. Tamamen tabir doğru. Yani bu soyutu somutlaştırma hakikaten çok zor, meşakkatli bir şey. Şimdi bu, elbette, bunun süreci sanırım ressamın dünyasında şöyle. Evvela bir resmen müşahhasın, yani somutun sınırına ulaşması lazım. Görünürün, ulaşılabilirin. Aynen. Daha sonra orası galiba onu tatmin etmeyecek noktaya getiriyor. Elbette. Ve orada bir şeyler araması, evet, lazım. Sanatın ötesine, aklın ötesine, evet, hayatın ötesine, varlığın ötesine, evet, bir ressam soyut resimle galiba geçiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Yani artık o realist dediğimiz, artık realistin büyüsü olan sürrealist, gerçek üstü dediğimiz ve onun üstü artık soyut tamamen. Görünmeyeni görünür kılmak diyelim. Tam burası da çok dehşet verici bir şey. Somutu, görünürü böyle tam sınırına, zirvesine götürüyor, taşıyor ama görünürden de vazgeçmiyor. Yine tabii, soyutu, aynen, yani görünür hali, aşağıya da indirmek gerekiyor. Tabii, yani çok yani, enteresan. Çok enteresan. Ben şöyle adlandırıyorum üstadım bunu. Hani birbirinin asistanı gibi. Tabii. Yani hem görünür hem görünmez. Aslında ikisi de hem hayal, evet, hem de hayale, hayalin de aşağısında bir, aynen öyle, hayat. Çünkü aktarması lazım. Yani şimdi içindeki sancı aslında ressamın. Yani tamam düşünebiliyor. Şairden örnek verirsek yazabiliyor. Hayal. Hayalindekiler için melodiye dökebiliyor. Ama şimdi döktün notaya diyelim ki bir müzisyen. Hayalinde Mozart'ı örnek verelim. Müthiş senfoniler var. Notaya döktü ama bunu çalan kimse yok. Çok hazin. Evet. Evet. Yani ressam böyle. Yani hayali çok güzel ama bunu resmin kuralları çerçevesi içerisinde aktaramazsa, işte bu malzeme olarak, hani işte tuvaldir, işte efendim ne diyeyim, duraliktir vesaire, hani araç gereçlerle izleyiciye, alımlayıcıya bunu aktaramazsa çok hazin. Ve burası zaten esas sancıyı oluşturan nokta bu. Yoksa her insanın hayali var üstadım. Aslında herkes soyut ressam. Herkes soyut ressamdır. Samimi söylüyorum, tıp doktorunun adına tutun, otobüs şoförüne tutun. Yani değişik meslek grubu olsun ya da olmasın, dünyadaki her insan gerçekten de birer soyut ressam. O düşünceler, hele hele en güzellerini biliyor musunuz? Benim eğitimci de olduğum için bunu biliyorum. Evet. Çocuklar. Evet. Çocukların o hayal dünyaları, kesinlikle, muazzam. İşte soyut sanat o. Şimdi tam bu arada çok harika bir saha açtınız. Çocuk edebiyatına yöneldik hocam. Şu anda benim de kitabi çalışmalarımda çocuk edebiyatıyla alakalı ciddi çalışmalarımız, evet, inşallah yayınlanacak. İnşallah, hayırlı şimdi olsun. Şimdi orada çocuğun dünyasını anlamaya çalışıyorum. Çocuğun dünyasına girmeye çalıştıkça karşıma çıkan tek hasta var, o da eşittir hayaldir yani. Evet. Oradan şunu anladım. Yani bir çocuk böyle şahsiyeti tam oluşmamış, akli ve zekai inşasını da mümkün kılmadığı için onu ayakta tutan tek şey var, hayal. Aynen öyle. Yani çocuğun hayaline dedim dokunmak gerekiyor, çocuk edebiyatı, çocuk romanını çocuk okuyabilsin. Kesinlikle. Yani çocuk öğüt veren, çocuk öğütten hoşlanan bir varlık değil. Değil. Hayalin çocuğu. Evet. Yani bu noktada çocuk ve soyut resim diyelim hocam, nasıl bir ilişki kurabilir miyiz? Neler söylemeyeceksiniz? Elbette kurulur. Bu hem de güzel bir ilişki olur. Aslında bununla ilgili geniş saha araştırması yapmak lazım. Çok da yerinde bence sizin yaptığınız. Çok hoş üstadım. Cümlemizden.
bize üniversite yıllarında hocalarımız, atölye hocalarımız, çocuk gibi düşünün ve öyle resim yapın derdi. Hmm. Tabi o zaman algılayamıyordum kendi adıma. Neden böyle diye sorgulamaya başladıkça ve okudukça, araştırdıkça hocalarımın haklı olduğunu anladım. Gerçekten soyut öyle güzel bir şey ki. Aslında çok zor. Güzel. Çok zor. Hele hele bu çok zoru aktarabilmek çok daha zor. Çünkü soyut, yani anlam kargaşası o kadar müthiş yoğunluk var ki. Kandinsky'ye baktığımızda, soyut ressamın babalarından mesela Rus, Almanya'da yetişmiş. Şu an aklıma gelmeyen bir sürü ressam var. Onu inşallah ilerideki mütalalarda şey yaparız. Bir sürü soyut, mesela ülkemizden de var soyut ressam, soyut çalışanlar. Rengi biçimi, anlatım, ifade biçimi çok çok önemli. Hele hele bu, ben özellikle hani Rus ressamlara da bayılıyorum. Rengiyle, biçimiyle anlatma ifadeleri çok daha güzel. Ama günümüze uyarladığımızda, hani günümüz Türkiye'sinde ve ülkemizde baktığımızda soyutu kolay zannediyorlar ya, işte bu daha zor aslında. Bunu anlatmak, hani o işlem basamaklarına göre tek tek gidecek olduğumuz üstadım, bunu anlatması bile zor geliyor. Çünkü belirli bir donanıma, kültüre sahip olmak gerek. Hani eğer sadece soyuttan ziyade, bu her alanda olduğu gibi işte şiirde, edebiyatta, müzikte, felsefede, hani ne olursa olsun altyapı yoksa, evet. Pardon. Tam burada hocam şimdi çok önemli bir mesele. Şimdi evvela bir insanın ressam olması için yeteneğinin olması lazım resme. Evet. Birinci sırada resim yeteneği arıyorsunuzdur. Evet. Ondan sonra resim yeteneği olan bu adam ressam olur diyebileceğiniz bir insana ilk etapta hangi resim tekniğiyle başlıyorsunuz ve bu hiyerarşik olarak nasıl devam ediyor? Soyut resim zirvede sanırım, değil mi? Tabii soyut kesinlikle yaptırmıyorum. Çünkü soyuta giden süreç nasıl oluşuyor aynen. Hocam? Realist çalışmalardan başlatıyorum. Yani ilk önce gördüğünü çizebilecek mi? Hmm. Yani canlı objeler koyuyorum. Hani fotokopi kağıtlarını al şunu şuradan çalış demiyorum. Orijinal çizebilir mi? Gördüğünü, yani eliyle kağıt aktarabiliyor mu? Buna bakıyorum. Aktaramıyor ise tekniklerini üretiyorum. Yani hep realist çalışıyorum. Çünkü ben soyuta başlatamam üstadım. Nedeni şu, soyut zaten hepsinin babası. En üst seviyesi. Yok, başlatırsınız demedim zaten. Yok. De o yukarıya doğru aşağıdan nasıl, hangi tekniklerle? Şu tekniklerle üstadım, hani soyuta başlatamam derken o teknikleri, yani bilmeyen bir insan zaten soyut yapamaz. Evet. Yani şöyle düşünelim, 10 basamaklı merdiven. Bunun 10. basamağı soyut. Şimdi tabii 10 basamak birden zıplatamıyoruz. Hani kendim de, kendim hayata hepsini ters, evet. Kesinlikle realist çalışmalarda, yani yavaş yavaş o imgesel, kendi hayali, o imgeselleri de hani konu verip, şimdi hayali yine soyut. Hani orada tırnak içinde şöyle ayırtmam lazım. İmgesel, mesela konu veririz. Konuludur. Soyuta girmez. Hani şöyle örnek vereyim. Deriz ki işte gerçekleri ürettikten sonra ve karşıdaki öğrendikten sonra işte imgesel konusu verelim. Derip katıyorum işte bir merdiven, bir ip, işte en az 3 tane insan figürü, işte ağaç, ışık ve gölge. Bunları bana bu kağıt üzerinde bir kompozisyon oluştur. Bakın bu nesnelerin, objelerin hepsi zaten doğada var olan. Ama soyutta neydi? Doğada var olmayan. Tamam, orada bir ayrım oluyor. Ressamın zihninde var olan. Aynen. Orada ayrılıyor zaten. O dediğim imgesel ise, yani imgesel ile tırnak içinde, imgesel olmayan, yani gerçek soyut. Orada ayırabiliyoruz ama ayrımı yapabilmek için onun şeyini iyi bilmek, tespit etmek lazım. Yoksa anlam kargaşası çıkabiliyor. Ve çıkıyor da, değil kesinlikle mi? Pratik çıkıyor manada. Tabii. Zaten iyi bilmediğimiz için şu çıkıyor. Soyut çok kolay. Halbuki çok zor. Aynen öyle. Yani soyut anlatım. Şimdi renkçi yaklaşım var. Lekeci yaklaşım var. Çizgi, nokta,
bunlarla ifade biçimleri var. Yani rengiyle anlatmış. Mesela kırmızı diyoruz üstadım. Kırmızı, bakın sadece bir renk ismi değil mi? Ama kırmızı şiddeti tasvir eder. Erktir aynı zamanda. Bakın ülke bayraklarına bakın. Şiddet, erk, cinsellik, savaş, kan, vahşet. Mavi diyoruz mesela. Tek mavi. E nedir? Sonsuzluk, dinginlik, rahat, huzur. E şimdi neden kırmızı diye sorduğumda resim yapmış. Orada şimdi neden o resmi yaptın demiyorum. Bak. Yani önemli anlam nokta şu. Yani o rengiyle anlatma. Vahşet öyle güzel anlatıyorlar ki renkle. Bunu en iyi anlatanlardan işte hani renkle, biçimle anlatıyorlar. İşte Kandinsky eski soyu sanatın babası. Bu yani özellikle onun resimlerine baktığımda ben doyamıyorum. Gerçekten slayt halinde ben yani üniversite yıllarından beri defalarca seyrettiğimi bilirim. Kandinsky'nin resimleri kendimce sunum yapıp kendi kendime o sunumu yaptığımı bilirim. Rahatlatıyor, motive ediyor. Yani o adamın hayal dünyası. Bir de hani irdeliyorsunuz yani. Neden böyle yaptı? Burada o sanatçının haleti ruhiyesi neydi? Bunu bizlere, izleyiciye yani alımlayıcıya bu şekilde aktarabildi. Şimdi her ressamın üslubu tarzı farklı. Yani tamam soyut resim sanatçıları var. Diyelim ki sayı verecek olursak hani örneğin 100 tane soyut resim sanatçısı vardır. İnanın 100 de farklı tarzda çalışır. Ama konusu aynı soyut. Ama yüzünün de o anlatma ifade biçimi tamamen farklı. Yani şey var. Her mevzuda aslında böyle bir ana çerçeve var. Onun ismi evet. Soyut çerçeve, soyut resim. O çerçevenin içerisinde artık ressamın haleti ruhiyesi, zihni evet. muhayyilesi neyi gerektiriyorsa orada onu görüyoruz yani. Aynen üstadım. Aynı zamanda o gördüğümüz ressamın olayında hani resmin temel ögeleri olan şey, renk neyle anlattı? Renkle mi anlattı? Biçimle mi anlattı? Yani bakıyoruz noktayla mı anlattı? Ne ile anlattı? Resmin hangi ögesini kullanarak anlattı? Bu da önemli. Yani tabii bir usul de olacak. Kesinlikle. Yani, bu noktada resmin bir sanati tarafı da olacak. Tabii, yani. Tarzı olacak. Yani aynen. Tarz, üslup çok önemli. Yani usulen devam etmesi çok çok önemli. Şimdi ben lisede Van Gogh'u okumuştum. Hollandalı ressam, evet. Büyük bir ressamdır. Şimdi mesela Van Gogh'u okuduktan sonra Van Gogh bir dehadır yani. Bir istidat dehası, evet. Yetenek dehası. Çok küçük yaşlarda yani genç yaşlarda intihar etti. Ve ciddi manada da tabloları var sanırım evet. Hocam. 900 civarında falan evet. Büyük. Şimdi Van Gogh ilk bir kulağını kesti önce. Daha sonra ikinci kulağını kesti. Daha sonra intihar etti. Şimdi o ressam olan dehalara baktığımız zaman şöyle bir şey gördüm. Yani bulunduğunuz mecra, bulunduğunuz cemiyet sizi tatmin etmiyorsa, evet. Size alaka göstermiyorsa o tablolarda yansıttığı o hayali, sanatı, tarzı kendi bedeninde de sanki daha farklı bir noktaya gidebiliyor hocam. Çıldırma, intihar, evet. Başka evet. Türlü. Bu ressamın bu medcezilli dünyasını nasıl yorumlarsınız yani? Ne söylemek istersiniz bir ressam olarak? Şöyle söyleyeyim. Aslında ayrılmaz bir parçası olan resimle kendini bütünleştirmiş. Öyle tabir edeyim. Yani Necip Fazıl'ın tabiriyle yaşamayı fikir, fikri yaşamak bilmiş. Kesinlikle. Üstad, aynen. Üstadın tarifiyle resimlerinde aktaramadığını, kendi bedeninde kendine zarar verme pahasına. Evet. O şekilde yani anlaşılma aslında temelde o. Anlaşılma isteği, anlaşılma arzusu. Çünkü beğeninin hani ya da beğenilmemenin olması gerektiği gibi anlaşılma çok önemli. Her uygarlıkta, her yüzyılda, her toplumda olduğu gibi anlaşılma çok önemli. Van Gogh işte resimlerini yapıyor. Mesela yıllar sonra onun bir kutusunu bulmuşlardı. Evet. Orada renkli iplikler çıkıyormuş. İşte. Yani acaba hani Van Gogh üstad iyi bir ressam. Genç yetenek o yaşta intihar etmeseydi. Acaba diyoruz hani renkleri o iplerle yan yana getirip mi buluyordu? Bakın hala muamma çözülememiş şeyler.
Acaba renklerle öyle mi kıyaslıyordu? Renk kartelasını acaba öyle mi buluyordu kendince? Renklerin birbirine yakışıp yakışmadığını. Malum şimdi bunlar hani bu ekolde devam ettiler ama ya bunların yaşam biçimi, tarzları, hayata bakış açıları çok çok önemli. O yüzden pardon üstadım. Evet hocam, Van Gogh'tan sonra Picasso'dan devam edecek olursak neler söylemek istersiniz? Picasso ayrı bir dünya, ayrı bir kapı. Her ressamın, her resim yapanın, alaylı, akademik, öğrenci, rütbeli, rütbesiz, hiç fark etmez. Herkesin, ama herkesin, yani bir Salvador Dali'yi bilmesi gerektiği gibi inanın, üstadım, Picasso'yu da bilmesi gerektiğine inananlardan. Çünkü bambaşka bir dünya Picasso. Yani sadece resimle uğraşmamış. Cezayir'e geldiği dönemler özellikle işte oryantalizmi merak ettiğinde seramikle uğraşmış, o kilim desenlerine hayran kalmış. Hatta hat sanatını bizim, hat sanatımızı görünce hayran kalmış. Muazzam demiş işte hani ya demiş bizim işte 500 sene önce, 500 yıldır yapmaya çalıştığımız zaten Müslümanlar çoktan yapıyor. Yani o hattı görünce soyut estetik olarak algılamış. Soyut resim ve Picasso'yu nasıl irtibatlandırabiliriz hocam? Şöyle, düşünce, hani az önce de bahsetmiştik üstadım, düşünce boyutu, soyut. Onu somuta aktarırken, çeşitli araç gereçlerle, Picasso'da şu var, kübizm, yani sanatın bir kolu, bir dalı olan, sanatın akımlarından biri olan kübizmle birleştirip izleyiciye sunuyor. Evet, kübizmle devam edebiliriz. Evet, yani kübik, hani tek düzlem üzerinde aynı anda, yani üç boyutun her tarafı, mesela şöyle izah edeyim, hatırlarsak mesela Picasso'nun resimlerine baktığımızda aynı anda üç göz ya da dört göz görebiliyoruz bazı resimlerinde. O hani şöyle düşünelim, mesela şu bardak gösterdi. Evet. Bunun açılmışını tek düzlemde gösteriyor bize. Yani aynı anda. Bunun şimdi ben mesela şimdi buradaki kofi yazısını üstadım siz oradan bakınca okuyorsunuz ama arkadaki kofi yazısını göremiyorsunuz. Picasso işte bunu açarak gösteriyor. Kübizmde. Yani evet. Kırılganlıklar, çağrışımlar, renkler, şiddet, savaş, her türlü konuyu işlerken o tarzıyla, yani o sanatının getirdiği üslubuyla kendisinin ve sanatının gerektirmiş olduğu kübizm akımıyla birlikte izleyiciye aktarıyor. Muazzam, deniz derya dahi bir insan. Doğrudur. Şimdi bizim tarihimizde de mesela resim sahası gelişmemiş. Yani ben bu noktada pek yeterli değilim. Sizden öğrenmek istiyorum. Yani tarihimizden bu yana şöyle kısaca bir süreci yorumlayacak olursak şu anda Türk resim bilimi diyelim, Türk resim ilimi ne durumdadır, neler yapılmalıdır, teklifiniz var mıdır? Acizane şöyle hocam, Türk resim sanatına intihal çok. Tezlere baktığımızda yüksek lisansdır, doktoradır vesaire ya da resimlere baktığımızda kopyacılık çok. Özgün resim, özgün bir anlatma biçimi, kişinin kendini ifade etme tarzı Türk resim sanatının öncüler içinde çok az. Bunu başarı bilenler çok az. Mesela Ferruh Paşa, eğer denk gelirse onun resimlerini incelemenizi isterim üstadım. Yani aklıma gelen sevdiğim sanatçılardan, mesela Ergin İnan, bununkini incelemenizi isterim. Özellikle Fikret Mualla, yani tarz olarak hoşuma giden ve kendini anlatabilen çok güzel ressamlar. Özellikle Elazığlı resim öğretmeni vardı ama Türk resim sanatı tarihine de girmiş Sayım Dursun. Muazzamdır. Çok güzel, kaliteli resimler yapar. Yok mu Türkiye'mizde doçentleri, profesörleri vesaire 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 bir sürü kürsüsü var. Ama madem ilim, madem bilim, madem sanat, madem ana sanat dalı, ana bilim dalı, bu kadar okumuşumuz çok, profesörümüz, kürsü sahibimiz çok. Bakıyoruz, intihaller, birbirini çekememeler, işte özgünlüğün olmadığı bir ortam, üniversitelerin içi, kesinlikle öyle. Öğretilenleri görüyoruz.
Bir de şimdi tam yerinde hocam. Şimdi resim sahası öyle bir saha ki yani teorik ve pratiğin birleşmesi lazım. Kesinlikle. O şahısta, hocada, ressamda. Şimdi adamda teorik bilgi var, pratik yoksa yetiştireceği öğrenci bir facia aynen olacak öyle. Yani. Aynen öyle. Yani bu saha herhalde ehliyetsiz ve liyakatsiz adamları kesinlikle içinde barındıramayacak bir saha değil mi yani? Öyle aslında hani düz mantıkla düşündüğümüzde öyle olması gereken. Fakat liyakatsız ve mantıksız insanların da çoğaldığı yer. Öyle o zaman bir faciaya gider. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle gitmekte de. Yani sanatını icra eden, sanat yaptığını zannedenleri biliyoruz, görüyoruz üniversitelerde ne şekilde alındığını, ne şekilde yerleştirildiğini. Yani bunu herkes de biliyor aslında ama ses çıkarmıyor niyeyse. Nasıl alındığını çok herkes iyi biliyor. Hatta geçenlerde çok kıymetli bir hocamızın başından geçen bir şey var. Onun yakinen tanıdığı birisiymiş. Evet. Mesela doğrudan resim bölümünü bitirip üniversiteye hoca olan insanlar var yani. Var. Maalesef oluyor. Çok evet. İlginç yani oluyor. Bu. Yani oluyor. Şimdi bu adamın yani yetiştireceği öğrenci, öğrencisine verebileceği ne olabilir ki yani? Bu sefer yani, resme ol merakı da varsa öğrencinin bu hoca evet. Yüzünden biter gider yani. Kesinlikle etkinliği ve yetkinliği olmayan bir insanı hani geçsen burada işte üniversite gibi akademik bir kurumda hoca ol diyorsun. Gerçekten de düşününce ne verebilir? Yani öğrenciye ne katkıda sunabilir? Hiçbir şey yok. Yani görüyoruz ülke genelinden, gündemden biliyoruz. Ama inşallah düzelmesi için de gayret İnşallah. Ve çaba sarf ediyoruz. Etmiyor değiliz üstadım. Nasıl yani sizin özellikle çalışmalarınız çok fazla zaten. Kaçı buldu hocam çalışmalarınız? Bin küsur. Bin yani küsur değişik. Çalışma. Hı-hı. İki tane kitap çalışması. Evet. Ve yıllarınızı da resme adanmış, vakfolmuş yıllar yani. Aynen. Yani üstadım iki sakinli dergilerde olmak üzere 69 makale. Yayınlanmaya hazır 12 kitap. Hani haricinde işte vesaire belgeler, diplomalar, şu bu bir sürü bir şeyler yapabiliyoruz. Çapımızda. Uzun boylu değil tabii. Ama olması gereken ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Karınca kaderince. Eyvallah Ümit Hocam. Bu bir son değildi. Resimle alakalı çalışmalarımızda. İnşallah bir başlangıç olur. İnşallah. Devam ederiz. İnşallah. Buna bir diyerek yayınlayacağız. Zaten devamı olacak. Evet. Teşekkür ederiz tekrardan teşekkür zaman ediyorum. Ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Sağ olun.